Kanal darlığının belirtileri uzun mesafe yol yürüdükten sonra bacaklarımızda uyuşma, karıncalanma oluşması, güçsüzlük oluşması halidir. Bu belirtileri dünyada ilk defa tarif eden bir Türk doktorudur. İsmini Ahmet Sarp Yener Profesör Hocamız 1945'te bunu yayınlamıştır. Omurilik kanalının darlığıyla bacaklarda oluşan uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlükler arasındaki ilk ilişkiyi kuran hekim Türk hekimidir. Bu hastalığın diğer adı da vitrin hastalığıdır. Uzun süre gezdiğiniz zaman ayaklarınızda bu meydana gelir, yaşlı insanlar genellikle. Ve sonra vitrine seyrederler, şikayetleri geçer, ayakları tekrar kanlanır, canlanır, güç kendine gelir, tekrar devam ederler. Yani durduklarında vitrin seyrettikleri için de buna bir nevi vitrin hastalığı denir. Sinirlerimiz bütün organlarımız gibi faaliyetleri esasında kan kullanır. Oturduğumuz zamanki kan ihtiyacıyla yürürken ya da koşarkenki kan ihtiyacı değişir. Yani boşta çalışan bir arabayla birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü vitesteki bir motorun ihtiyaç duyduğu benzin miktarı nasıl fark ederse, hareketimizi artırdığımız zaman omuriliğimizin daha fazla kan kullanması gerekir. Kanı fazla gelmesi için kan damarının genişlemesi gerekir. Eğer omuriliğiniz dar, kan damarı da genişleyemiyorsa, daralmış yere giren kan miktarı az olduğu için göreceli olarak omurilikte bir kansızlık yaşanır ve bu bahsettiğimiz uyuşma, karıncalanma bunlar olur. Zaman içerisinde darlık fazla artarsa da sinirde kayıplar meydana gelir.